Selamlar, Pera Palas'ta Bir Gece. Evet, yani daha önce kanalda Türk dizileri konuştuk. Bir Başkadır'ı konuştuk. Yatay Bakış'ta Şahsiyet'i konuşmuştuk. Ben arada eski dizilere dönüyorum. Behzat Ç'den bahsetmiştim. Neden mükemmel bir, yani teknik olarak mükemmel olmasa da içerik olarak neden çok önemli bir dizi olduğundan bahsetmiştim. Ara ara böyle hani zaten hani global dizileri konuşuyoruz ama Türk dizilerine her zaman girmiyorum. Ama bu hafta çıkan Pera Palas'ta Bir Gece'yi bir konuşmak istedim. Çünkü tanıtımlarını gördüğümde biraz dikkatimi çekmişti. Çünkü çok uzun süredir hayalim var. Yani böyle Kurtuluş Savaşı döneminden, Atatürk döneminden böyle bir yan hikayeyi, biraz da böyle fantastik bir tatla, hani Türkiye'de bunlar biraz daha yapılması zor işler. Hani biz bu hikayeleri daha büyük büyük anlatmayı seviyoruz. Kurtuluş Savaşı'na giden yolu daha böyle görkemli anlatmayı seviyoruz. Tabii o da bir yöntemdir. İyi anlatıldığında iyi olabilir. Ha, mükemmel bir iş çıkarabildik mi globalde? Yok, tabii ki bunu beceremedik ama küçük işlerde ben daha efektif olabileceğimizi düşünüyordum. Küçükten kastım da şu, yani o dönemden küçük bir hikaye, işte mesela Mustafa Kemal'e bu dizide olduğu gibi düzenlenecek bir suikastin engellenmesi. Wow, çok güzel bir hikaye. Bunu biraz da fantastik bir sosla bir araya getirmek falan dışarıdan bakıldığında çok güzel gözüküyor. Hatta bunda Charles King'in 2014 yılı sanırım yazdığı işte Pera Palas'ta Bir Gece kitabından uyarlama olarak ilk ortaya çıktığında, ki o kitap aslında ilginç biraz. Bir tarih kitabı gördüğüm kadarıyla, ben okumadım kitabı. Sadece biraz araştırdığımda gördüm. Bir hikaye yok içerisinde. Onu hani biraz isim hakkıyla belki globalde de duyulsun, biraz da pazarlamaya katkısı olsun diye alınıp oradaki herhalde yani Pera Palas Oteli, çünkü bilmeyenler için şunu da hatırlatayım, önemli bir otel. Türkiye tarihinde, dünya tarihinde, dünyanın her yerinden birçok önemli sima kalmış tabii ki orada, işte Agatha Christie'sinden Alfred Hitchcock'una kadar. Ama daha bizim için önemli olan kısım, Atatürk oraya gerçekten bir dönem evi gibi kullanmış. Kaldı o da şu an müzeye çevrilmiş durumda ve ciddi anlamda orada askeri stratejiler geliştirmiş. Orayı bayağı ofis gibi, evi gibi kullanmış ciddi bir süre. Zaten çok güzel tarihi bir bina. Taksim Beyoğlu tarafında da görebilirsiniz giderseniz. Hatta kalma şansınız olursa ne güzel. Çok önemli tarihi bir yer. Şimdi bunu o kitaptan bu ismi alıp Pera Palas'ta Bir Gece diye title olarak alıp kullanmak istemişler anladığım kadarıyla. Kötü bir tercih değil ama tabii tamamen yazılan hikaye kitapla alakasız, sadece başlık olarak orada, onu da söyleyeyim. Şimdi hikayeye gelirsek tekrar biraz daha başa dönüyorum. Dediğim gibi ben biraz daha Kurtuluş Savaşı döneminden küçük ama etkili, böyle gerginliği yüksek ve sonunda hani Türk seyircisini de biraz böyle duygusal taraftan da motive ederken dizi tarafından da, daha teknik taraftan da böyle doyurucu olmasını istediğim bir iş bekliyordum açıkçası. Ama öyle olmadı. Yani neden olmadığını birazdan açıklayacağım. Önce bir oyunculardan girelim. Başrollerimizde işte Hazal Kaya var, Elif karakterini oynuyor. Ahmet karakterini Tansu Biçer oynuyor. Bunları zaten, Tansu Biçer'i sanırım yakın dönemde Çukur dizisinden biliyor sanırım insanlar. Türk dizi dünyasını inanılmaz, yani TV dizilerini inanılmaz yakından takip etmiyorum ama muhtemelen bu oyuncunun birçoğunu, Türk dizilerini takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Halit karakterini Selahattin Paşalı canlandırıyor ki onu zaten Aşık 101 dizisinden de bilenler vardır. George karakteri James Chalmers ve Mustafa Kemal'i de Hakan Dinçkol oynuyor. Şunu da baştan söyleyeyim, hani evet, Mustafa Kemal inanılmaz gözükmüyor dizide, Mustafa Kemal Atatürk. Yani öyle bir beklentiniz olmasın ama gözüktüğü sahneler bence iyiydi. Onu da ekleyeyim. Hakan Dinçkol'u çok tanımıyorum açıkçası ama sanırım o da Türk dizi dünyasında bilinen isimlerden biri. Peki ne anlatıyor bu dizi? Ne hedeflemiş, ne amaçlamış, nasıl bir fantastik dünyası var? Konu ne? Şimdi herkesin merak ettiği soru bu. Buna girmeden önce şunu da belirtmem lazım. Ben spoiler vermemeye çalışacağım. Hani büyük spoiler olmayacak, onu söyleyeyim. Hani vermemeye çalışacağım derken, konudan bahsedeceğim için hani hiç konuyu da bilmeyeyim istiyorsanız burada kesebilirsiniz ama büyük spoiler olmayacak. Hani büyük, evet, belli twistleri var. Sonuyla ilgili twistler var. Cliffhanger'ı bol bir dizi. Her ne kadar biraz old school cliffhanger'lar olsa da çok bol. Hani hiç ben konuyu bilmeden izleyeyim diyorsanız burada kesebilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi büyük bir spoiler vermeyeceğim diziyi anlatırken. Hatta çok genel konuşmaya çalışacağım. Daha önceki videolarda da yaptığım gibi. Önce bir oyunculardan girdikten sonra aslında biraz atmosferden bahsetmem lazım. Hani konuya da girmeden önce. Çünkü bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi dizi ilk başta baktığınızda çok yapay gözükebilir. Çünkü daha ilk Pera Palas'ın canlanması, gökyüzünden başlayıp o bütün içinde bulunduğu atmosfer çok yapay gözüküyor ama bunu anlıyorum çünkü dizi biraz hikayenin kurulumunu özellikle baş karakter Elif'in Agatha Christie sevdası üzerinden kurmaya çalışıyor. Agatha Christie de zaten dünyanın en önemli, en popüler, daha doğrusu popüler polisiye yazarlarından biri. Ben de zamanında çok okumuştum. Yani özellikle ortaokul, lise yıllarında. Ha, şimdi baktığımda bu hikayeler tabii daha zayıf gözüküyor ki üzerine çok daha güçlü hikayeler artık yıllar içerisinde tükettiğimiz için. Ama genel olarak çok basit okunan, gizemli, insanı sürükleyici bir hikaye anlatan polisiye iyi bir yazardır Agatha Christie. O dönemin atmosferi, daha doğrusu onun dünyasının atmosferiyle bir giriş yapmaya çalışmışlar. Şimdi bu seyirciye biraz garip gelebilir. Bana garip geldi açıkçası ama tabii bildiğim için biraz Agatha Christie dünya sonra bir gizem olacak. İşte devamlı bir yağmur yağıyor, işte şimşekler çakıyor, ortam biraz böyle karanlık. Hikaye böyle biraz karakterleri bir yere sürüklüyor gibi hissediyorsun yani dış etkenlerle. Bunlar tatlı tercihler ama çok bence iyi bir atmosfer yaratamamışlar. Seyirciyi böyle yakalayacak güçlü bir atmosfer yaratamamışlar burada. Ve daha sonrasında hikaye başlıyor. Aslında hikayemiz çok basit bir şekilde Pera Palas'ta belli odalara girdiğinizde belli anahtarlar var. Bu anahtarları alıp gece 12'de ilgili odaya oturduğunuzda sizi bir zaman aralığına yolluyor. Daha doğrusu doğru yani tam bir tarihe yolluyor ama belli bir zaman aralığındaki olaylara siz şahitlik ediyorsunuz. İstediğiniz tarihe gidemiyorsunuz. Bununla ilgili fazla bilgi vermeyeceğim. Geri kalan dizide izleyebilirsiniz çünkü spoiler olur. Bizim karakterimiz de bir gün odada anahtarı buluyor ve bir anda kendisini 1919'da Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir davette yer aldığı bir ana gidiyor. Ve burada da yaptığı hamleler Atatürk'e düzenlenecek bir suikastin, daha doğrusu tarihte engellendiği söylenen tırnak içerisinde, ki burada bir parantez açayım, Atatürk'e çok fazla suikast denemesi tarih içerisinde olmuş. Ben bir tarihçi olmadığım için buraya çok girmeyeceğim. Diziyi izleyen tarihçiler buraları çok daha iyi anlatacaklardır. Ama gördüğüm, şöyle kısaca baktığım, hani Pera Palas çevresinde gelişen bir suikast hikayesi görmedim. Belki de vardır, onu kullanmışlardır, bilemiyorum. Ama çok fazla suikast denemesi olmuş ve hepsi de başarısız olmuş Mustafa Kemal Atatürk'e karşı. Ve bu zamanda hareket ettiği için buradaki suikast engellemesini bozuyor baş karakterimiz ve olaylar gelişiyor. Şimdi olaylar gelişiyor dedim de aslında hangi olay gelişiyor? Zaten dizinin aslında senaryo olarak ve anlatı olarak en büyük patladığı nokta bu oluyor. Çok fazla bölünmeye başlıyor. Yani ben ilk anda gördüğümde dedim ki tamam, çok güzel bir o suikast çerçevesinde Atatürk'ü kurtarmak için karakterimiz, yan karakterler ciddi böyle bir gerginlik yaratılacak ve karakterler acayip kararlar alacak. Anlatı devamlı bizi gerecek, yükseltecek ve bir yerde kopartacak. Biz de rahatlayacağız gibi hissettim. Hiç öyle olmadı. Çünkü çok fazla şeye odaklanmaya çalışıyor. Suikast bir yanda, zaman yolculuğu onun da üstünde, ana karakterin hikayesi, geçmiş hikayesi her şeyin üstüne çıkıyor bir anda. Sonra bütün yan karakterler ve ana karakterler dahil bunların hepsinin böyle bir ailevi sorunları başlıyor. Bunların aile ilişkilerinden çıkan dramalar başlıyor. İşte burada Halit karakteri girmeye başlıyor işin içine. Selahattin Paşalı'nın oynadığı. Ve bu karakterlerin hepsinin bu yan hikayeleri de girmeye başladıkça, bir de alt metne işte güçlü bir kadın hikayesi var ki bence burası güzeldi. Yani zaman içerisinde, tarih içerisinde kadına bakış, özellikle 1900'lerin başıyla 2022'den giden bir kadının 1919'a bakışı, oradaki işte babasıyla, Elif karakterinin babasıyla yaşadıkları, çevresindeki erkeklerle yaşadıkları, onlara tepkisi vesaire, aslında çok güzel bir alt metin eklemiş diziye. Ama bu da yani çok seyirciye geçemiyor. Neden? Çünkü çok bölünmüş durumda. Yani bir an onu görüyoruz, oradan sıçrıyoruz, başka bir dramaya geçiyoruz. Aa bir dakika suikast var, dur ona gidelim. Aa bir dakika dur, bunun aile hikayesi var. Aa zaman hikayesini düzgün anlatmamız lazım ki zaman yolculuğu hikayesi. Zaman yolculuğu zaten büyük bir paradoks. Yani bunu yıllar içerisinde o kadar çok filmde tükettik ki, yani özellikle de yani benim çocukluğuma denk gelen yani Back to the Future'la. Bu çok beni etkilemişti zaten zamanında. Birçoğunuz da etkilemiştir. Oradan gelen anlatıyı o kadar alışırız ki burada çıkabilecek paradoksları o kadar iyi biliyoruz ki, yani en azından ben biliyorum yani seyirci olarak. Artık böyle yani çıkabilecek bütün sorunları, bütün olabilecekleri daha dizinin 15. dakikasında saymaya başlıyorsunuz. Bu da pek hoş değil. Buna rağmen dizi iyi olabilirdi. Yani bu kadar anlatı, bu kadar odak noktasını bir araya getirmek yerine dediğim gibi böyle daha fazla suikast gerginliğine odaklansa ve oradaki o geriden ipi koparmaya gitse çok daha heyecanlı, daha aksiyonlu bir şey izleyebilirdik. Ama izleyemedik çünkü burada öyle bir karar alınmamış. Dizi biraz da tabii ki bence bütçesi düşük değil bu dizinin. Yani iyi bir bütçesi var çünkü CGI tarafına çok odaklanılmış. Maalesef onlar da çoğunlukla iyi olmamış. İyi gözüken sahneler var. Özellikle o dönemin boğazı, boğazda gezen gemiler, işte İstanbul silüetinin tamamen CGI ile yaratılması vesaire. Belli anlarda iyi gözükürken belli anlarda da çok kötü gözüküyor. Çok yapay gözüküyor. Yani seyirciyi koparıyor diziyi izlerken. Bu çok kötü olmuş. Buna üzüldüm biraz. Onun dışında mekanlar çok az, çok fazla çok dar bir alanda geçiyor. Yani devamlı bir yerden, özellikle ilk 3 bölümde bir Pera Palas'a gidiyorsunuz, hop yandaki bir eve gidiyorsunuz. Pera Palas'a gidiyorsunuz, yandaki başka bir eve gidiyorsunuz. Yani herkes devamlı bir Pera Palas'a gidiyor, geri geliyor. Biraz böyle dizi şey gibi, abi gidiyor muyuz Pera Palas'a, dizi var falan gibi bir hale gelmiş. Bu da biraz sıkıcı hale getirmiş anlatıyı. Buna da şaşırdım. Belki de senaryoyu büyütmek istemediler. Halbuki biraz daha böyle sokaklara yayılan, belki işte daha böyle şehir silüetinin manzarasını o CGI ile yaratılan o manzaraya ya da iç kısımları, sokakların içlerini, mahalle içlerine, belki daha akılda kalıcı başka binaları vesaire işin içine sokan bir yapı olabilirdi. Buna girmemişler. Bir de bu alan darlığının üzerine diyalog darlığı biniyor. Ne demek diyalog darlığı? Yani diyaloglar çok bariz. Yani böyle Mr. Obvious denir ya, böyle ecnebilerin dediği, yani o kadar bariz ki diyaloglar. İşte şimdi bunu yapacağım, yarın bunu yapacağım. Ya bundan bir kurtulamadık. Diyaloglar da hiç güçlü değil o yüzden. Yani bu karakterleri de düşürüyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya Hazal Kaya'nın oyunculuğu zayıf geldi. Ben bekliyorum. Yani dizi izlendikten sonra birçok oyunculuk beğenmeyecek. Hani ben özellikle Ahmet'i ve Halit'i oynayan Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'yı açıkçası biraz daha fazla beğendim Hazal Kaya'ya göre, ki bence Hazal Kaya da çok kötü değildi. Çünkü yani diyaloglar belli, ne yapacağı belli. Yönetmenlik burada biraz düşük kalmış. Yönetmen de, hemen de adını söyleyeceğim size, Emre Şahin. Daha önce belki İmparatorun Yükselişi Osmanlı'dan biliyor olabilirsiniz. Ki görüntü yönetmeni de aynı. Yine o işin de yönetmeni olan Clint Lealos. Yani görüntü yönetmenliği yer yer kurtarırken, CGI'li sahneler dışında fena değilken, yönetmenliğin oyunculara etkisi biraz düşük kalmış. Zaten senaryoda bu diyalog kısmında çok kötü çalışıyor. O yüzden oyuncular da burada biraz düşmüşler gibi hissettim. Ama yine de dediğim gibi Halit ve Ahmet karakterini ben sevdim. Onlar biraz daha çabalamışlar gibi geldi bana. Ama tabii Hazal Kaya'nın karakterine şöyle bir girmem lazım. Biraz daha böyle zamanda yolculuk edip böyle Michael J. Fox tarzı, biraz daha böyle şapşal. Lan ne oluyor, neredeyim, ay çok heyecanlı, ay bunu gördüm, şunu gördüm. Biraz ondan esinlenme var. Ama onun gibi olamamış tabii. Yani sadece esinlenme olarak kalmış. Zaten bir ton izlediğimiz eski 70'ler 80'ler zaman yolculuğu içeren filmlerinden çok fazla zaten benzer alıntılar var. Yakın dönem izlediğimiz işlerden çok fazla alıntı bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani zaten zaman yolculuğu çok ciddi bir paradoks yaratıyor ve benzer hikayeler yaratılıyor. Maalesef bunda da o benzer hikaye sıkışılmış. Dediğim gibi burada da üstüne diyaloglar da hiç yardımcı olmuyor. Yani bu benzer hikayeyi daha böyle ilgi çekici hale getirmeye. Hatta daha ilgi çekici hale getirmek için çok fazla cliffhanger kullanmışlar. Nedir cliffhanger? Bölüm sonlarında böyle ay ne olacak diğer bölümde diye sizi bırakan anlar. Bunları da devamlı silah patladı, ekran karardı. Hadi bakalım öbür bölüm ne oldu? Öldü mü, kaldı mı? Ya bunlar da çok old school artık. Drama dizileri, özellikle de bu tarz bir suikast anlatacaksan, yani biraz daha böyle diyaloğun yoğun olduğu, bir gizemi çözmeye çalıştığın ya da böyle bir durumun içinden çıkmaya çalıştığın işler yapacaksan ve aksiyon yaratamıyorsan çok fazla, kovalamaca, zıplama, hoplama, silahlı çatışma, arabayla kovalamaca vesaire, bunları yaratamıyorsan diyalog kuvvetli olman lazım. Bu da çalışmıyor. Böyle olunca da dizi bir noktadan sonra her geçen bölümde beni hayal kırıklığına uğratarak çok sıkıcı bir şekilde finaline doğru gitti ve finalde de yine spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Yine gelecek sezonlara da kapı açan bir cliffhanger'ı var. Peki ne olur? Yani burada bu dizi devam eder mi etmez mi? Açıkçası şimdi bunu söylerken biraz da ikilemdeyim. Hani Türkiye'deki genel seyirciye baktığımızda şunu unutmamamız lazım. TV seyircisi, yine yanlış anlaşılmasın, yani seyirciyi küçük görmek için söylemiyorum ama TV seyircisinin streaming platformlarından önceki alışkanlığı 1,5-2 saatlik diziler ki bunu hep söylüyoruz zaten, artık sıkıldım bunu da söylemekten ama mecbur belirtmem gerekiyor. Ve uzun, sıkıcı işte ama ona rağmen izlenen, bir şekilde merak edilen dizilerdi. Şimdi 45 dakikalık dizi, çok fazla değişken var. Takibi zorlaşabilir diye düşünülüyor olabilir bu seyirci. Haklılar. Olabilir. Yani bazı seyirciye çok hızlı gelebilir. Ne olduğunu anlamayabilir. Karakterleri anlamayabilir. Halbuki bence çok açık anlatılıyor. Hatta fazla açık olduğu için de sıkıcı oluyor. O yüzden seyirci biraz yakalasın, hikayeye rahat girsin hamleleri hissediliyor dizide. O yüzden büyük çoğunluğa bakarsak bu dizi sevilebilir. O açıdan Netflix'in bir umudu olabilir. Ama bizim gibi ya da işte yani benim gibi, sizin gibi aranızda mutlaka vardır çok fazla bilim kurgu tüketen, çok fazla bu tarz drama işlerini tüketen. Onlar için de çok zayıf geleceğini düşünüyorum. O yüzden merak ediyorum dizinin tepkileri ne olacak? Eğer hani siz de izlerseniz mutlaka gelin yorumlara yazın. Hatta spoiler yemek istemiyorsanız, sonra görmek istiyorsanız videoyu izledikten sonra gelip yorumlarınızı yazın. Videoyu da bitirmeden önce bir şeye daha değinmek istiyorum. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk kısımları. Mustafa Kemal Atatürk kısımları bence iyiydi. Tabii biraz böyle gurur sahneleri var. Onlara çok fikir olarak gitmişler. Yani ben isterim ki o gerginlikle gidelim. Yani yükselelim, gerginlik artsın. Öyle bir anda böyle Mustafa Kemal bir hamle yapsın ya da ona işte yan karakterler bir şekilde onu kurtarmaya çalışsın. Ve biz orada heyecanlanalım. Pek öyle olmuyor. Yani özellikle dizinin, izleyince göreceksiniz, böyle çok güzel bir peak noktası yapmaya çalıştığı bir yer var. Orada çok güzel bir hamle var. Ama işte dizi suikast odağından çıktığı için ve işte yine başta söylediğim gibi aşk hikayesi bile giriyor işin içine bir noktada. Kötü değil tabii ki aşk hikayesi olmasa ama ya bütün o suikast odağımızı bozuyor bunlar. Ve bozunca da o işte bahsettiğim o peak anı geldiğinde işte çok iyi ya, evet işte bu doğru, Atatürk bunu yaptı ve gurur falan diyorsun, öyle geçiyor. İsterdim ki bu sahne daha kuvvetli gelsin, böyle gümbür gümbür gelsin. Biz de böyle heyecanlanalım ama maalesef o da olmamış. O yüzden dizi birazcık fırsat tepmiş diyebiliriz. Topu Servet Çetin tarzı garanti oynayıp gol yememek için taca atmış. Ya da ileriye doğru şişirmiş gibi bir durum olmuş. Şaka bir yana ben şu açıdan ama bu diziye bir takdir vereceğim. Yani bu işlerin ben denenmesini istiyorum. Yani alışkanlıkları böyle kıracağız. Biraz böyle bu konularda biraz muhafazakarız da tabii. Mustafa Kemal Atatürk dönemini anlatmak zor bir iş. Şimdi Disney Plus'ta yine Atatürk dizisi gelecek. Yani o iş de nasıl olacak bilmiyorum. Biraz Yatay Bakış'ta da konuşmuştuk. Özellikle o dönemin böyle küçük hikayelerini büyük anlatmak keyifli olabilir. Biraz rahatlatabilir seyirci. Bunlar alışkanlık yaratır. Senaryo tarafında da işte Elif Osman yazdı senaryoyu. Onun için de belki ya da benzer yazarlar için de hani bunu zamanında ben Yatay Bakış eleştirdiğimde bir senarist bana çok ciddi tepki vermişti. Ya biz istediğimizi yazabiliyor muyuz ki bizi eleştiriyorsunuz diye. Haklılar. Haklısınız izleyen varsa. Bu açıdan işte sizde bir alışkanlık, yani senaristlerle bir alışkanlık yaratması için bu tarz işlerin daha fazla gelmesi okey. İşte biraz daha burada belki Bir Başkadır tarzı kreatif özgürlüğün zaten daha iyi yazarlara, daha iyi yönetmenlere verildiği işleri görmeye devam edersek ve bu tarz hikayeler o tarz işlerle birleşirse sonuçlar daha iyi olacaktır. Pera Palas'ta Bir Gece yani çıtır çerez izlenmelik bir iş son olarak söyleyeceğim ama beni heyecanlandırmıştı ama maalesef o heyecanımı kesinlikle tatmin etmedi. O açıdan üzüldüm. Umarım ileride bu tarz işleri daha iyi şekilde kotarırız. Ama dediğim gibi bir yandan da umuttur. Ben istiyorum Kurtuluş Savaşı döneminden şöyle o küçük, o gergin hikayeleri böyle keyifli bir şekilde izleyelim. Bir sonraki dizi videosunda da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.